Alak suresini biraz daha genişletelim. Dün, geçen günler, evet, evet okumuştum ama biraz daha genişletelim. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, yaratan Rabbinin adıyla oku. Müslümanlar müthiş kültürlü, müthiş okuyan, her şeyi çok iyi araştırılacak. Yani okuyan bir toplum, kültürlü bir toplum yenilmiyor. Cahil toplumlar yeniliyor, dikkat edin. Mesela Afganistan'da cahillik yaygın, çok rahat netice aldılar. Irak'ta cahillik yaygınlık, çok rahat netice aldılar. Aydın kültürlü olan insanlara küfür dokunamıyor. Bilgili olan yani. Dikkat edin, oralara saldıramazlar. Evet. İnşallah. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Allah bak okumayı bir daha vurguluyor. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o kalemle yazmayı öğretendir. Yani hem okuyun hem de yazın diyor Cenab-ı Allah. Ona işaret ediyor. Yani kitap basmak, CD'ler hazırlamak, yayın. Yani insanları bilgilendirmenin önemine dikkat çekiyor Allah. İnsana bilmediğini öğretti. Demek ki bilmediğini öğretmek insanlar çok hayati bir konu. Cahillikte çok büyük bir tehlike. İnşallah. Cahil oldun mu fitneci oluyor. Cahillerle insanlar alay ediyor. Küçük düşürüyor. Çıkarıyor televizyonlarda. Onların hurafeleriyle, cahillerin zırvalarıyla insanları zehirliyorlar. Ve Müslümanlar yeniliyor cahil cühelanın sözlerinden dolayı. Evet. Ama samimi olan, bilgili olan, Kur'an'a davet eden insanların bilgisiyle de insanlar güçlü oluyorlar. Müslümanlar. Hayır, gerçekten insan azar. İnnel insane le yetka diyor Cenab-ı Allah. 1882 tane veriyor. Darwin'in ölüm tarihi. Kendini müstahni gördüğünden, kendini büyük görüyor. Haşa, Allah gibi görüyor. Deccal'in özelliğidir, müstahni görmek. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Deccaliyet Allah'a dönüşü reddeder. Buna dikkat çekmişim değil mi Cenab-ı Allah? Engellemekte olanı gördün mü? Deccaliyet ne yapacak? Müslümanları ibadetten, Allah'ı zikretmekten, Kur'an'a yakın olmaktan, Allah'ın hükümlerini yerine getirmekten engelleyecek. Evet. Nasıl yapacak? Devlet kararlarıyla, devlet emriyle, polis kararıyla, değil mi? Bütün askeri gücüne yapacak. Çin'de namaz kılmak yasak. Kılamıyoruz. Ancak bayramlarda izin veriyorlar. Bak dağ taş doluyor. Evet. Camilerin kapısına yazmışlar. Devlet memuru namaz kılamaz diyor. Bir. 18 yaşından 18 yaşı çevresi olanlar namaz için gelemezler diyor. Ancak işte 45 ile 60 yaş arası diyor namaz kılabilir diyor. O kadar çok şartları var ki camiye girmek adeta imkansız. Kur'an eğitimi yapmak yasak. Bak engellemekte olanı gördün mü? Deccaliyetin ahir zamanda yaptığı bu engellemeye dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. Namaz kıldığı zaman bir kulu. Namaz kılmak dünyanın hemen hemen her yerinde suç. Her yerde hemen hemen. Üniversitelerde kılamıyorlar. Devlet dairesinde kılamaz. Ve başka yerde kılamaz. Yani bir dünyanın neresine giderseniz gidin. Yani %95'i böyledir dünyanın. Namaz kıldığı zaman bir kulu. İşte bu deccaliyettir. Namaz kılmanın yasaklanması, dünya çapında yasaklanması deccaliyettir. Ehli selate, tayirane deccaliyetin saldırmasını işaret ediyor diyor Bediüzzaman. Bak, ehli selate, yani namaz kılanlara tayirane aşağılayarak, göğe kendi kafasınca saldıracağına işaret ediyor diyor Allah, deccaliyetin. Gördün mü diyor bak Allah sürekli dikkat çekiyor. Demek ki bir insanları görmeyecekler Deccal'ı. Deccal'ı görmeyenlere biz de işte zorla gördürtmeye çalışıyoruz. İnşallah. Zorla derken yani anlatarak, izah ederek, resimler göstererek. İnşallah. Gördün mü ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse bu mehdiyettir bak. Doğru yol üzerinde olan mehdiyettir. Takvayı emreden mehdiyettir. Bak gördün mü diyor Allah bir daha vurguluyor. Gördün mü? Sürekli gördün mü? Demek ki İnsanların gözüne perde çekilecek, deccaliyet büyü yapacak ve insanlar göremeyecekler. Alenen olan bir şeyi. Mesela Mehdi'nin gelişi açıklandığı halde göremeyecekler. İsa Aleyhisselam'ın gelişini göremeyecekler. Bediüzzaman'ın anlattıkları açık ve aleni olduğu halde, Mehdi'nin şahıs olarak geldiğini söylediği halde adam onu göremeyecek. Okuyor ve göremiyor. Gördün mü? Diyor bak Cenab-ı Allah bir daha söylüyor. Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa İslam'ı yalanlıyor, Kur'an'ı yalanlıyor, Mehdi'nin gelişini yalanlıyor, İttihat-ı İslam'ı yalanlıyor, hepsini yalanlıyor.
Ve yüz çeviriyor, kendi de kabul etmiyor. O Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, eğer bu tutuma bir son vermeyecek olursa, andolsun onu alnından tutup sürükleyeceğiz. Yani alnın da zaten düşünme merkezi de, yani asıl beynin en hayati noktaları alın kısmında oluyor insanın. Yani ona da dikkat çekmiş oluyor Cenab-ı Hak. Bak, alnından tutup sürükleyeceğiz. Sürükleyeceğiz dedim, mecbur edeceğim diyor Cenab-ı Allah onları. Yani küfürden çıkmaya, küfrü güçsüzlüğe sokmaya ve onları iptal etmeye onları mecbur edeceğim diyor. İnşallah. İnşallah. O yalancı günahkar alnından, daha önce söylemiştim, Deccal'in alnında diyor, haza kafirun yazar diyor. Kafir yazar diyor. Yani yüzünden, simalarından anlaşılacak inşallah. İnşallah. O zaman o da meclisini çağırsın. Deccalet ekip halinde çalışır, topluluk halinde. Mehdiyet de talebeleriyle karşı atak yapar. Yani o iki tarafında başı vardır ve talebeleri vardır. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona boyun eğme, Rabbine secde et ve yakınlaş. Mehdi ekibi, Mehdi topluluğu da asla boyun eğmeyecektir. Bir kısmı da boyun eğecektir. Zavallılaşacaktır. Onlara yalakalık yapacaklardır. Mehdiyet asla boyun eğmeyecek inşallah. İnşallah.